Değerli izleyicilerimiz Almanya'da Wuppertal kentinde 2018 yılında 9 Şubat 2018 yılında korkunç bir olay meydana gelmişti. İzlemeyenler için hatırlatmak isterim. Bir ailenin üç çocuğu karı koca olan bir ailenin evine öğlen vakti polis baskın düzenliyor. Evin içerisine sis bombası atıyor ve evde bulunan koca Hamit Paksoy polis kurşunuyla öldürülüyor. Gerekçe gerekçe yok. Hamit Paksoy ya da ailesinin hukuki hiçbir sorunu, sıkıntısı olmamasına rağmen bir polis kurşunuyla aile paramparça hale getiriliyor. Şimdi bu olayla ilgili hiçbir soruşturma, doğru düzgün bir soruşturma yapılmadı. Dosya olaydan 11 ay sonra kapatıldı. Hamit Paksoy'u vuran Polis hiçbir ceza almadı şu ifadeyi verdi. Sis bombası atmıştık bir parlama gibi bir şey duydum. Bu nedenle bana bomba attığını düşündüm ve öldürdüm diyor. Bu kadar basit diyor. Bak. Şimdi bu olayla ilgili Hamit Paksoy'un eşi Agnes Paksoy önemli açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi. Kocamı gözümün önünde öldürdüler. Üç yıldır tek isteğim adaletti onu da bize çok gördüler diyor. Yıllar geçse de acımız hiç dinmiyor. Bizi bu duruma düşüren sorunlar ise günlük hayatlarına devam ediyor. Bizler acılarımız ile baş başa yaşıyoruz. Olay gözümün önünde yaşandı. 30 polis evi bastı. Önce sis bombası attı. Ardından da kocamı vurdu. Elinde silah da yoktu. Cuma namazına gitmeye hazırlanıyordu. Ateş eden polis bir şeyler ters gitti dedi. Sabaha konuşan Agnes Paksoy Bizi kriminal bir aile olarak göstermeye çalıştılar ama biz öyle değiliz. Üstelik çocukların pırlanta gibi çok iyi öğrenciler dedi. Paksoy konunun Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne taşınması için uğraşıyoruz. Cevap bile vermiyorlar. Ben çocuklarımı polise karşı kışkırtmıyorum. Hata yapan bir polis diyorum. Ama hata yapan bedelini ödemeli. Evet değerli izleyicilerimiz bu olayda şimdi anlatacağım enteresan bir nokta var. Hamit Paksoy evinin içerisinde vuruluyor, başından vuruluyor, yere düşüyor, yerler kan içerisinde kalıyor. Daha sonra ilk yardım ekibi çağrılıyor, evi bu sırada temizliyorlar. Bunun için aileye 368 euro fatura çıkartıyorlar. Adam kendi evinde vuruluyor, öldürülüyor, bu temizleniyor ve kendisine 362 euro fatura gönderiyorlar. Öldü. Çoğu çocuğun önünde vuruldu kanlar içerisinde evine düştü, yere düştü. 362 euro temizlik faturası gönderiyorlar. Alın siz o faturayı. Neyse arkadaşlar yani gerçekten ya kadının kocasını vurdunuz. Çoluk çocuğunu yetim bıraktınız. Şimdi de kalkmışsınız 362 euro fatura götürüyorsunuz biz evinizi temizledik diye. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz be vicdansızlar ya. Sizde şu kadar bir merhamet yok ya. Ne oldu kardeşim? Öldürüldü. Adamın hiçbir suçu yok. Hiçbir suçun olmadığı ortaya çıktı. Bu mu? Suçu olsa ne olur kardeşim? Yani suçu olsa ne olur? Evi, çoluk çocuğunu basıyorsun, evin içerisinde öldürüyorsun. Öldürmen mi gerekiyor? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu kadar kolay mı insan hayatı? Aileyi paramparça ettiniz. Üç tane çocuk, yetim kaldı, babasız kaldı. Bu kadın ortada kaldı. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz be vicdansızlar be. Bir de fatura gönderiyorsunuz 362 euro temizlik faturası be. Hiç mi utanmıyorsunuz be rezil insanlar. Dosya kapatıldı. Olayla ilgili hiçbir sorumlu yok arkadaş. Aynı olay senin başına gelse Allah korusun. Ailenden birini bu şekilde öldürseler, üzerine de bir 362 euro fatura götürseler sen ne dersin? Ya bu Almanya Gerçekten artık Almanya falan değil ya böyle bir şey olamaz vicdansızlık ya insanlık merhamet hiçbir şey kalmamış birileri kalkıp bana diyor ki sen Almanya'ya kötülüyorsun kardeşim bak ben doğruya doğru iyiye iyi kötüye kötü diyorum Almanya'da iyi bir şey yapılıyorsa sonuna kadar arkasındayım destekliyorum ama bak kardeşim bak bu insanların bu çocukların babaları öldü bu kadının kocası öldü. Polis vurdu. Adamın hiçbir suçu yok. Bu olayı konuşmayacaksın, yorumlamayacaksın da neyi konuşacaksın kardeşim ya? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Yazık değil mi kardeşim ya? Kim olursa olsun kardeşim bak ne olursa olsun insanlar öldürülüyor ve bu olayla ilgili hiçbir suçlu yok. Polis o polis aynen görevine devam ediyor. Madalya taksınlar ve 362 euro temizlik faturası gönderiliyor. Yazıklar olsun kardeşim size. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. saygılar izleyicilerimiz. Alman hükümetinin insan hakları sorumlusu Kofler denilen kişi geçtiğimiz günlerde Twitter'dan şöyle bir tweet attı. Dedi ki: Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen olaylardan dolayı çok endişe duyuyorum diye bir tweet attı. Şimdi diyeceksin ki dam üstünde saksa ne alakası var Almanya'nın insan hakları sorumlusunun İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla. Vallahi ben de bilmiyorum bak. Ne alakası var ben de bilmiyorum. Buna Berlin Büyükelçimiz Sayın Ali Kemal Aydın cevap verdi ve şunları söyledi. Koflerin telaş yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Toplanma özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Hukuk kuralları gereği protesto hakkının ötesinde yasadışı eylemlerde bulunan bazı gruplara karşı gerekli ve orantılı önlemler alınmıştır cevabını verdi. Şimdi bakın, Sayın Büyükelçimiz tamam ki gereken cevabı diplomatik şekilde uygun bir dille vermiş. Şimdi ben bir gazeteci olarak birkaç konuyu dikkatinize sunmak istiyorum. Bakın Türkiye'de herhangi bir olay oluyor. Bu Batı denilen toplum, tırnak içerisindeki Batı endişe duyuyoruz. Amerika'sından tutun Hollanda'sından tutun İsveç, İsveç'e yani Belçika, Fransa aklınıza neresi gelirse endişe duyuyoruz. Endişe duyuyoruz. Endişe duyuyoruz diyorlar. Peki. Endişe duymaya devam edin. Sorun yok. Sizin endişelerinizle Türk milleti yani bir rahatsızlık falan hissetmiyor. Bir sıkıntı yok. Sabaha kadar endişe duyun. Endişeniz inşallah hiç bitmesin sizi rahatsız etsin. Gece sizi yatırmasın. Bak. Niye? Şimdi mesela Berlin'de koronavirüsü protesto için binlerce kişi yürüdü değil mi? Yürüyorlar, protestolar yapıyorlar Almanya'nın pek çok noktasında. Türkiye çıkıp şunu söylüyor mu? Biz Almanya'daki bu gösterilerden dolayı çok endişeliyiz diye bir açıklama yapıyor mu mesela? Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Gören, duyan varsa lütfen bana yazsın, videonun altına yazsın. Kardeşim El alemi derdi Almanya'yı niye geliyor? Çok merak ediyorum. Niye geriliyorsunuz? Yoksa sizin amacınız Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak mı? Türkiye'nin iç meselelerine çomak sokmak mı? Hala hani aklıma geliyor mesela. Türkiye'deki 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin baş aktörlerinin büyük bir kısmı şu anda Almanya'da savcısından tutun gazetecisinden tutun bilmem nesine kadar FETÖ'cüler Almanya'da. Kucak açmış Almanya bu teröristlere. Değil mi? Hepimiz biliyoruz. Yoksa siz bu insanları hani niye kapınızı açıyorsunuz merak ediyorum. Türkiye'ye karşı kışkırtmak için bir Elinizde tutmak için mi? Ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o beydana gelen olaylar sizi nasıl bir sıkıntıya sokuyor? Yoksa sizin amacınız Türkiye'deki bu olayların bitmemesi mi? Gezi olaylarında olduğu gibi işte Boğaziçi Üniversitesi'nde onun provasını yapıyorlar. Yaptılar ama olmadı. Olmaz da. Halkta karşılığı yok çünkü. Halk inanmıyor. O gösteriye katılanların yüzde %99'u terör örgütleriyle bağlantılı insanlar çıktı. Şimdi işin siyasi yanı bir tarafa bu Almanya'ya ne oluyorsa kardeşim yani bu Almanya hükümetinin insan hakları sorumlusu Barbel Kofler. Sayın Kofler sana en derin kalbi duygularımı arz ediyorum.